Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Biraz önce silahlı kuvvetlerimizi ve savunma sanayimizin tanıtımı çerçevesinde 2009'a ait bir klip izlemiştik. Geçtiğimiz ay içinde de gene silahlı kuvvetlerimizin tanıtımı çerçevesinde deniz kuvvetlerimiz ve deniz kuvvetlerimizin hali hazır projeleri ve inşa ettiği yeni platformları ele almıştık. Bugün de bu programımızda ağırlıklı olarak savunma sanayimizin hava kuvvetleriyle ilgili bölümünü, yeni platformlarımızı, hava kuvvetlerimizin tarihçesini ve bu arada da milli savunma bütçemizi, silahlanma çalışmalarımızı ele alacağız. Ve bugün bizi onurlandıran konuğumuz emekli deniz piyade albay ve savunma ve havacılık dergisi yazı işleri müdürü Sayın Bora Kutluhan. Efendim hoş geldiniz, bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim, onur bana, çok sağ olun. Efendim dilerseniz, yani bugün ağırlıklı olarak hava kuvvetlerimizden bahsedeceğim ama Türkiye'nin savunma bütçesi nedir, dünyada savunma bütçeleri nasıldır, silahlanma konusunda bu bütçeler ne kadar pay ayırıyor, Türkiye ne kadar pay ayırıyor, bunlar da saygıdeğer izleyicilerimizin bir şekilde herhalde ilgisini çekecek konular. Onları ele alalım. Ondan sonra da havacılık tarihimiz ve bugünkü gelişmelerimiz, hava kuvvetlerimizin gelişmeleri nelerdir, o konulara değinelim. Memnuniyetle. Biz bu bütçe konusuna tabii çok güncel bir konu olduğu için de yer veriyoruz bugün. Malumunuz 2012 yılı bütçe kanunu meclisimizden yeni kabul edildi, Aralık ayında yürürlüğe girecek. Savunma bütçesi, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı bütçesi çok değişik zamanlarda değişik çerçeveler görmüştür. Bizim bu konuya burada biraz üzerinde durmak istememin bir sebebi de bu bütçe, bu seneki 2012 bütçesi kabul edildikten sonra bazı yazarlarımız, bazı düşünürlerimiz köşe yazılarında olsun veya internette olsun savunma bütçemizin artışını biraz yüksek görerek, bugünkü savunma bütçemizin de aslında olması gerektiğinden çok yukarıda olduğunu ifade eden veya o anlama gelen yazılara rastladık, okuduk. Bu konuya biraz şöyle bir açıklık getirmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma bütçesi bir 10 yılı eğer göz önünde alacak olursak 10 yıldan bugüne kadar azalma göstermiştir her zaman. Yani şöyle bir orantıya bakacak olursak, 2002 yılında Milli Savunma Bakanlığı bütçesi gayri safi milli hasılamızın %8'lerini, 9'larını bulurken bugün baktığımız zaman gayri safi milli hasılamızın %3'üne denk gelirken şu anda %1.3 civarında bir oran gösteriyor. Genel bütçenin, o genel bütçe oranına baktığımızda, gene aynı seneye baktığımızda 2002 yılında genel bütçenin %8 %9'u iken şu anda %5'leri civarında, bir %5.1 civarında. Bildiğim kadarıyla da galiba artık, yani bütçeden en çok payı savunma alanı Milli Eğitim alıyor galiba. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı alması da gerekir gayet, evet, tabii. Doğru. Yani en önemli bakanlıklarımızın başında tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, sağlığa ayrılan bütçeler hiçbir zaman azaltmamak, hatta artırmak gerekiyor. Daha da fazla olması gerekiyor. Ama tabii Türkiye'nin de dünya jeopolitiğinde yeri belli, komşularımız belli. Çok fazla sorunlu komşuyla sınırdaşız. Bu nedenle de Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor. Bu sene evet, bizim savunma bütçemiz 18 milyar Türk lirası civarında. Bu 18 milyar Türk lirasının aşağı yukarı 8 milyar lirası, Türk lirası personel giderlerine ayrılıyor. 9 milyar kadar da savunma harcamaları, ki bu savunma harcamalarının içerisinde askerimizin yediği yemekten, attığı işte mühimmattan, kullandığı silaha, onun bakımı, onların her şeyi bu savunma giderleri içerisinde yer alıyor. Bu artışa baktığımız zaman 2011'e göre bizim bu sene milli savunma bütçemiz 7.1 artmış durumda. 1 veya 4 civarı, 7 nokta. Geçen sene 2010 bütçesine göre artışı ise %14'ler civarındaydı.
Onda da bir azalma var. Yani şimdi bazı yıllar acaba şöyle mi oluyor? Hani öyle diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Acaba bazı yıllar belli bir silah sistemlerini o anda almış oluyoruz da ödeme yapmış oluyoruz. Pahalı sistemler böyle bir artışa neden olabilir mi bu? Şimdi oraya geleceğim aslında. Bu yazılar içerisinde dikkati çeken bir nokta da görülen şey, Milli Savunma Bütçesi'nin bu artışı az gibi gözüküyorsa da aslında açıklanmayan gizli kalemlerin olduğu ifade ediliyor. Aslında devletin Sayıştay'ın da denetiminde olan, meclis denetiminde olan bir bütçenin diğer bakanlıkların bütçesi olduğu gibi herhangi bir şekilde kamudan veyahut da devletten gizli bir bütçesi olması mümkün değil. Ancak şu var, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere uzun senelerdir devam eden bir savunma sanayi destekleme fonu var. Bu fon malumlarınız Milli Piyango, şans oyunlarından ve diğer bir takım kalemlerden kesilen paralarla toplanan bir fondur bu. Bu fondan da aşağı yukarı yıllık 1-1,5 milyar dolarlık bir gelir kullanır şeyler. Genellikle yapılan bu modernizasyon çalışmaları da, yani silahların alımı, modernize edilmesiyle ilgili, bu fonla ilgili ve hem de genel bütçeden de, aslında o da genel bütçeye şu anda şey yaptı, savunma sanayi müsteşarlığı ile birlikte kullanılan bir bütçe oldu. Dolayısıyla pek gizli saklı bir tarafı da yok. Şimdi oraya geleceğim. Biraz evvel söylediniz, böyle bir silahlı kuvveti biraz evvel izledik şeyden, klipten. Tabii çok kısa, 2,5-3 dakikalık bir şey. Çok büyük bir kuruluş, 700 bine yakın bir personel olan bir kuruluşun gemileri, uçakları, tankları, bunların hepsinin ayakta tutulabilmesi ve her an harbe hazır halde bulundurabilmesi için de tabii ki bir masrafa ihtiyaç var. Dünyanın bütün orduları, bütün ülkeleri bu masrafı yapıyorlar. Kaldı ki şimdi bizim bulunduğumuz coğrafya, biraz evvel söylediniz, şöyle kuzeyden yukarı aşağı doğru inelim. İşte Gürcistan'da daha yeni neler olduğunu biliyoruz. Yukarı Abazya, aşağı Abazya, Rus Federasyonu oraya nasıl girdiğini. Ermenistan işgal altında olan bir bölgeyi her zaman şey, aramızdaki ilişkiler belli. Azerbaycan'ın içerisinde adamlar. İran şu anda, İranlı Dışişleri Bakanımız orada. Neden? İşte gerginlik olmasın, onlarla ilişkilerimiz güzel gitsin. Ne dedi Dışişleri Bakanımız bizim bugün? Bizim sınırlarımız İran'la 400 yıldır değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Tabii ki değişmeyecek. Ama bizim ülkemizde bir radar üssü kuruluyor. Bu radar üssü de, efendime söyleyeyim, bir NATO hizmeti olarak füze savunma sisteminin bir parçası olarak orada yer alacak Sivas bölgesinde. Şimdi şöyle bir şey var, bizim bir argümanımız var. Yani biz oraya füze koymuyoruz, bir radar koyuyoruz. Dolayısıyla bizim herhangi bir saldırıyla ilgili bir işimiz yoktur. Ama ben asker olarak biliyorum ki herhangi bir yere eğer bir müdahalede bulunacaksanız önce radarını vurursunuz. Çünkü işte bizim de eğer benzetecek gibi olursak gözlerimiz var, ama gözümüzü kapatıp da kimseye yumruk atacak halimiz yok. Şunu demek istiyorum, yani radar önce kapatılması, yok edilmesi gereken bir yer. Dolayısıyla şimdi İran'la böyle bir sorunumuz var. İşte Irak belli, iç savaş olacak mı, olmayacak mı? Suriye aşağıda bizim sıkıntımız. İşte bize orada Türkiye müdahale edecek mi, etmeyecek mi? Akdeniz ortada, Kıbrıs orada, bir takım şeyler. Bir Rus donanması Suriye'de üstlenmiş durumda. Şimdi böyle bir coğrafya, böyle bir sınır komşuları olan, sorunlarla olan bir ülkede de siz mütevazi bir silahlı kuvvetler oluşturmak durumunda olamazsınız. Yani bir Danimarka veya bir Belçika olsaydık belki olur, ki onlar bile gene de kuvvetlerini üstün tutuyorlar. Dolayısıyla bizim bütçemiz, Milli Savunma Bütçesi optimum düzeyde, ki bu bütçeyi gene silahlı kuvvetler hazırlıyor Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte, en optimum düzeyde yapılmıştır ve bugün içinde, yani yeterli diyemeyeceğim ama bu şartlar altında, mevcut ekonomik şartlar altında bu kadar ancak. Yani şimdi ekonomik sıkıntıları çok olan Yunanistan'ın silah alımları, Milli Savunma Bütçesi Türkiye'nin de
bayağı üstündeki ekonomik sıkıntılarına rağmen, yani böyle bir durumda Türkiye'nin de belli dengeleri koruması lazım diye düşünüyorum. Onların gayri safi milli hasılalarına oranları %4. Evet. Bizim gibi %1.3 değil. Yani bizim 2 mislimiz, 3 mislimiz evet. Neredeyse. Evet. Dolayısıyla böyle bir pozisyonumuz var bütçe konusunda. Ama yani bu şartlarda da her türlü tasarruf tedbirlerini uygulayarak silahlı kuvvetler mevcut haliyle harbi hazırlığını her zaman en üst düzeyde de tutuyor. Yani bütçe konusunda evet. Söyleyebileceklerimiz. Peki bunlar. Dilerseniz şimdi havacılık kısmına geçelim. Yani geçtiğimiz programda özellikle deniz kuvvetlerimizin işte yeni platformları, Milgen projesi, evet. benzeri platformları modernleşme çalışmalarını ele almıştık. Evet. Bugün de havacılığımızı ele alalım ama açıkçası havacılığımız konusunda şöyle bir özellik var. Türkiye 1930'lu yıllarda dünyada önde gelen bir havacılık sanayine sahip olma konumuna adım atmıştı. Yani evet. inşa edilen uçaklar, fabrikalar, birden çok fabrika, yanılmıyorsam 4 kadar fabrika evet. kurulmuş, savaş uçakları yapılmış, bir kısmı galiba yurt dışına da satılmış. Biliyorum ki sizin bu konuda çalışmalarınız var, elinizde dokümanlar var. Bu 1930'lu yıllardan itibaren havacılığımız nasıl gelişti, nerede durakladı, şimdi yeni ve modern platformlarla ve özellikle de yani işte dünyanın en modern savaş uçağı olan F-35 projesine katkıda bulunuyoruz belli parçaları, sistemleri üreterek. Ama insansız hava araçlarını da inşa etmeye başladık ki ihtiyacımız var. Dilerseniz bir yerden başlayalım. Evet. Havacılık sanayimiz neydi, nasıl oldu, bugünlerde ne durumdayız? Ben eğer müsaade ederseniz o konuya tam girmeden önce 18 Kasım günüydü burada sizinle Milgen projesini ilk Türk korvetini anlattığımız gün. O gün izleyicilerimiz bana bir sistemde bulundular. Onu bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani o unuttuğumuz şeyi söylemek istiyoruz. Deniz kuvvetlerimiz için inşa edilen harp gemilerinden önemli olan iki tanesini biz atladık. Bu bir tanesi TCG Berk ve TCG Pek gemileri. Bu gemilerimiz 1972 ve 75 yılı, TCG Berk 72, Pek 75 yılında Gölcük Tersanesi'nde ABD donanmasından örnek alınarak, birebir kopyası olarak değil fakat örnek alınarak gene bizim mühendislerimiz tarafından inşa edilen 1900 ton civarında olan azımsanmayacak büyüklükte bir refakat muhripleriydi. Buna çok büyük emeği geçmiş mühendislerimiz, komutanlarımız var. Onlar şu anda bu iki gemimiz artık hizmette değiller. Ama bizim Türk Deniz Kuvvetleri olarak o ebatta inşa ettiğimiz ilk harp gemileridir. Böyle bir deneyimimiz Böyle var. Böyle deneyimimiz var. Hatta onun top atış kontrol sistemini de gene sapan atış kontrol sistemi olarak bizim mühendislerimiz yazılımlarını falan yapmışlardı. Bu gemilerimizden hatta TCG Peik 1976 yılında ABD'nin 200. kuruluş yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Dünyanın diğer donanmalarındaki gemilere içerisinde Türk gemisi olarak Peik gemimiz Türk orada. Yapımı gemi olarak. Türk yapımı gemi olarak oraya. Yani başka bir gemi de gitmedi zaten. O gitti yani oraya. Dolayısıyla böyle bir eksikliğimiz vardı. Bunu da müsaadenizle tamamlamış olalım. Evet. Şimdi efendim, biz bu konulara girdiğimizden dolayı çok memnun olan bazı kesimler var. Gençler özellikle. Çünkü bizim programlarımız genellikle olumsuzluklar, yani neler yapamadığımızla ilgilidir. Halbuki biz biraz gençlerimize bir zamanlarda yaptıklarımızı, bugün de başardıklarımızı anlatırsak onların da hoşuna gidiyor. Yani, onlara da bir şekilde bir teşvik oluyor. Tabii yani biz, bu yönde yönlendirme oluyor. Bu konuda meraklı gençlerimiz var. Yani uçak, havacılık, gemi, denizcilik şu gibi konularda. Tabii bir sürü gencimiz dışarıda görev alıyorlar. Ülkemizde bugün Tayin'in hatta bir daveti var. Dünyadaki bu tür değerli mühendislerimizi davet ediyorlar.
bir Türk uçağının yapılmasıyla ilgili. Ama biz zamanında gerçekten bizim söylediğiniz tarihlerde bizim gençlerimiz o şeyi göstermişler ve Türk uçağını da savaş uçağını da yapmışlar. Şimdi müsaade ederseniz onları görüntülerinden de şey yaparak, göstererek biraz anımsayalım. 1926 yılında Kayseri'de Tomtaş adıyla kurulmuş bir fabrikamız var. Şu anda ekrana arkadaşlarımız verirlerse 7 Ekim 1926 tarihli görülen bu Hakimiyet-i Milliye gazetesi 6 Ekim 1926 tarihinde yapılmış olan o fabrikanın açılış törenini haber olarak veriyor. İlk Türk tayyare fabrikasının açılışı şeklinde verdiği bir haber bu. Bu fabrika Tayyare Onarım Motor Türk Anonim Şirketi adıyla %51 bu Tomtaş'ın, %49 da Alman Junkers fabrikalarının ortaklığıyla kuruluyor. Fabrika 1926'da açılıyor. Fakat Almanya ile olan bu anlaşma devam edemediği için fabrika daha sonra Curtis Hawk fabrikanın açılışından şimdi bir görüntü göreceğiz. Bu açılış esnasında katılımcılar. Bu fotoğraflar genellikle Tayin'in kendi yayınlarından olan Tayin'in sitesi ve diğer kaynaklardan alınmıştır. Fabrika daha sonra bu Curtis Hawk, şu anda ekranda gözüken Curtis Hawk uçağını üretmeye başlıyor. Ve fabrikanın içinden bir görüntü şu anda görüyoruz. Bu görüntüde uçağın makine tüfeğini iniş takımı dikmesine monte ediliyor işçilerimiz. Sene 1936. 30'lu yıllar. Curtis Hawk uçağı bu görüntüde bir araçla uçuş pistine doğru götürülüyor. Bir deneme uçuşu yapılacak. Daha sonra bu uçaklarımız Gotha uçağını fabrikamız üretmeye başlıyor. Ekranda görülen uçak da Gotha uçağı. Bu uçaklardan 45 tane üretmişiz. Yani şu Gotha uçağından 45 adet üretmişiz. Anlaşmalar değiştikçe şu anda resmi gözüken olayda bir gövde, PZL uçağının gövdesi inşa faaliyeti yapılıyor. Burada da gene Gotha uçağının bir gövde imalatı. Bu fabrikanın yerinde şu anda hava kuvvetlerimizin 2. Hava İkmal Bakım Merkezi faaliyet gösteriyor. Fabrika, Tomtaş fabrikası, daha sonra Selahattin Reşit Alan isimli bir mühendis tarafından MMV1 adında bir uçak inşa ediyor bu mühendisimiz Selahattin Reşit Alan. Bu mühendisimizin ürettiği bu uçağımızın adını Milli Müdafaa Vekaleti'nden alıyor, MMV1. Bu uçak maalesef o zamanki Savunma Bakanlığı, yani Savunma Bakanlığı tarafından kabul görmüyor. Uçağın kendisi şu andaki görüntüde görülen uçak, Selahattin Bey'in ürettiği, inşa ettiği uçak. Selahattin Bey bu kabul edilmeyince bizim havacılık sanayi tarihimizin iki tane çok önemli şahsiyeti var. Ki biraz sonra şeye de geleceğiz. Birisi Nuri Demirağ, diğeri Vecihi Hürkuş. Şimdi bu Selahattin Bey daha sonra bu gereken ilgiyi görmeyince Nuri Demirağ Bey'in Yeşilköy'deki fabrikasına geçiyor ve orada üretime başlıyor. Bu üretimlerden birisi Nuri Demirağ'ın Nude 36 isimli uçağıdır. Bu şu anda gözüken
uçak Nude 38 adı yolcu uçağıdır. Biraz sonra bu evet yolcu uçağı yapmış ve çok ilginç bir şey. Evet. Evet ya. Bu yolcu uçağı Nuri Demir ağabeyin fabrikasında üretiliyor. Biraz sonra üretim hattındaki fotoğrafını da göreceğiz. Nude 36 uçağı ise ki bu iki kişilik bir avcı uçağı gibi şekli. Bu bir şeyde gözüküyor. Şu anda kalkışta gözüküyor. 1942 yılında da bu uçakları uçurmaya başlıyorlar. Burada gözüken, şu andaki resimde gözüken de o demin gördüğümüz yolcu uçağının Nuri Demir ağabeyin Yeşilgölge fabrikasındaki inşaatı. Yani Türkiye açısından çok önemli bir husus. O zaman dünyada böyle yolcu uçağı falan yapan ülke birkaç tane yani. Yani bu da 4 kişilik bir uçak ama olsun yani sonuçta. Bir olay, evet. Bir olay, evet. Nuri Demir ağabeyin aynı zamanda bir de uçuş okulu var. Yani oradaki Yeşilköy'deki bu adı da Gök Okulu olan bu okulda pilot da yetiştiriyorlar. O güne kadar Nuri Demir Ağa 16 bin saat uçmuş bu uçaklarla ve 290 adet de pilot yetiştirmiş bu okulda. Burada gördüğünüz Nuri Demir Bey'in fabrikası ve uçağının o yani ben bu arada şunu evet belirteyim izleyicilerimize. Rahmetli Nuri Demir Ağa ülkemizde bu demir yollarının evet kurulmasında 3500 kilometre evet 3500 kilometre ki yani şimdiki demir yolu kapasitemizin evet muhtemelen %70'i falandır. Evet. Bunu yapmış kişi buradan da para kazanmış ama kazandığı buraya, parayı evet da milletinin devletinin imkanını arz etmiş. Türkiye'yi çağdaş bir ülke haline getirmek için çabalamış. Doğru. Ve ruhları şad olsun ya, yaptıkları olaylar çok önemli, çok çok büyük işler başarmışlar. Evet, bunlar hep 1942 yılında Yeşilköy'deki fabrikasının önünde. Bu da bir uçuş anından görüntü fabrikasından. Bu da NUD-36 uçaklarının bir arada pistte görünme hali. Şimdi geçeceğimiz kişi aslında biraz sonra Tayin'in projelerine geldiğimizde adını anacağımız Vecihi Bey. O çok ilginç bir hikayesi var. Çok uzun sürer ama biz kısaca bahsedeceğiz. Vecihi Bey ise en sona bıraktım ama ilk savaş uçağını yapan kişi 1925 yılında. Bunlar 30'lu yıllarda ama Vecihi Bey şu anda fotoğrafını verdim. 1915 yılında uçak makinisti olarak yetişmiş. 1916'da tayyare mektebini bitirmiş, pilot olmuş. Kafkas cephesinde uçmuş. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda da çeşitli cephelerde, Sakarya'da ve diğer cephelerde keşif görevleri yapmış, uçuş yapmış. 30 bin saat üzerinde havada geçirmiş tek pilot. Bu kişi 1930-35 arasında o da kendi fabrikasını kurmuş. O da bu sırada Kadıköy'de kurduğu fabrikasında 1923-24 yılında ilk önce başlıyor bu uçağın çalışmalarına. 25 yılında şu anda görüntüsünü verdiğimiz Vecihi K6 isimli uçağını imal ediyor Vecihi Bey. Bu uçağın bir görüntüsü gene aynı yıllarda 26 yılında bize intikal eden kardeşi hanımefendiden Gönül Hanım'dan Tayin'in yayınlarından almış bulunmaktayız bu fotoğrafları. Vecihi Bey'in bu VK6 numara Vecihi K6 numaralı uçağının toplu olarak 1926'da görülen bir görüntüsü. Bir tane daha şimdi göstereceğiz. Dolayısıyla onları da rahmetle anacağız. Vecihi Bey'in kendi uçağında çektirdiği resim. Dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. Yani 25 ile 1940'lı yıllar arasında 1942'ye kadar Türkiye'de gerek devlet alanında gerekse özel sektörde bu tür girişimler var ve hem uçak fabrikaları kurulmuş hem kişisel çabalarla havacılık sanayinde katkılarda bulunmuşlar ki bunların arasında tabii Nuri Killigil'i de katmak lazım, o da uçak bombaları yapmış. Türk Hava Kuvvetleri'ne uçak bombaları üretmiş. Dolayısıyla
Onları da rahmetle bugün anıyoruz. Şimdi burada tabii önemli hususlar da var. Hatırladığım kadarıyla şöyle, gene 30'lu yılların sonlarında bu yaptığımız uçakların bir filosu bu Kızıl Meydan'da Rusların işte geçit törenine katılmış bir filo halinde bizim savaş uçakları ve burada gösteri yapmışlar. Yani bizim Türkiye imalatı savaş uçakları bir filo halinde gitmiş. Bunun dışında teyit edemedim ama duyduğum bir konu daha var. O da Hollanda'ya bu uçaklardan biz tabii satmış olduğumuz. Evet, değil mi? Tabii Curtiss halkları satıyoruz. Yani uçakları satmışız. Yani evet. Türkiye çok önemli noktada. Bunun ötesinde Türkiye'nin yani bu işte 26'lardan 25'lerden 1925'lerden başlayan çalışmaları sonunda yaklaşık 20 yıl içinde gelişmelerle sağladığı gelişmelerle 1945'te İkinci Dünya Savaşı bittiğinde şöyle bir olay oluyor. İşte bir tarafta Batı ülkeleri ve başında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri var ama İngiltere'de önemli yer alıyor. Öbür taraftan Sovyetler Birliği var. Bu iki cephe Almanların büyük bilim adamlarını işte nükleerle çalışan uçak endüstrisinde, başka füze havacılık sistemlerinde evet. bunların hepsini kapmışlar. Evet. Almışlar ama Türkiye'de zaten esasen 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye bir sürü bilim adamını getirmiş üniversitelerimizde. Evet, bunları tabii. misafir öğretmen olarak ağırlamışız. Bir ve kısmı bu üniversitelerimizin çok, bölümlerini kurmuşlar. Tabii çok büyük katkılar olmuş ama uçak konusunda da 45'in hemen akabinde böyle bir girişim olmuş. Yanılmıyorsam işte Almanlarla beraber çalışmış olan Alman fabrikalarında bazı Polonyalı mühendisleri, Alman mühendisleri getirip o zaman dünyada jet uçağını bir Almanlar denemiş 45'li yılların başında. İşte V1 V2'lerden sonra jet uçaklarını, jet uçaklarını denemişler. Yani füzesinden sonra. Ve Amerikalılar jet uçağı konusuna İngilizler eğiliyorlar ama Türkiye'de bu konuda adım atmış. Mehmetçik 1 diye bir jet uçağı Doğru. projesini Doğru. geliştirmeye başlamışız. Ta ki 1947'de zaten bu Marshall yardımı başlayınca Türkiye'ye evet. bizim işte müttefikler o zaman demişler ki kapayın bu fabrikaları, silah fabrikalarını, uçak fabrikalarını gerek yok. Biz size bunları vereceğiz deyince kapamışız. İşte uçak fabrikalarının bir kısmı Ankara'daki kontur plak fabrikası olmuş. Kayseri'deki soba fabrikası olmuş. Bu arada jet uçağı projesi de tamamen durdurulmuş, hasır altı edilmiş. Tabii Türkiye çok önemli bir noktalara gelmişken ondan sonra da bu iş durdurulmuş. Gelmiş. Havacılık sanayimizin böyle bir geçmişi var. Başlangıcı, geçmişi var Hı. ama sonra bir üzerine ölü toplar serilmiş. Muhtemelen de galiba biraz 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra geçtiğimiz programlarda ele almıştık. Evet. Özellikle elektronik sanayinde ve benzeri savaş sanayilerinde Türkiye atılımlar yapmak evet. gereğini hissetti. Havacılıkta da böyle bir çalışmalar oldu ve TAI kuruldu. Tabii. Dilerseniz bilmiyorum şey. Ondan evvel daha değineceğiniz nokta yani, var mıydı ama o noktaya olarak, geldik. Tarihsel evet. olarak budur. Evet. Yani sonuçta bizim bir geçmişimiz var bu konuda. Yani diğer ülkeler gibi biz de o tarihlerde havacılık sanayine el atmışız. Bu geçmişimizden de gurur duyuyoruz. Bugün de tabii TAI'nin 83'lü yıllar, 83'lerde, 84'te bu F-16 projesiyle birlikte orada kurulması, teşkil yani edilmesi. Yani baştan montaj için kuruldu. Tabii yani mi? Sonuçta bir savaş uçağının orada bütün parçalarını bir araya getirilmesinden meydana gelen bir şey ama girişim. Çok başarılı oldukları söyleniyordu. Şöyle ki yurt dışında işte çıkan bir dergide okumuştum. TAI'nin sıfır hatayla ürettiği uçaklar Amerika'da üretilenlerden oran olarak çok fazla. Evet. Yani o konuda da çok başarılı, çok başarılı olduğumuz evet. kesin. Evet. Yani sevindirici olan tarafı şudur. Projeyle birlikte bu güzel girişim kapatılmadı. Yani sonuçta biz 236 tane F-16'yı ürettik. Efendim işimiz bitti. Ondan sonra
bu tezgahlar, üretim tezgahları kalktı, bir daha burada herhangi havacılıkla ilgili bir havacılık sanayi ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmayacak denmedi. O kapatılmadı o imkan ve oradaki çalışanlar bir müddet sıkıntı çektilerse de, yani bazı elemanlarını zamanla mecburen kaybettiler yani iş olmadığı için, fakat bugün gelinen noktada sevindirici bir noktadayız. Bu F-16'dan sonraki önemli proje bu İspanyolların Kaza 235 nakliye uçağı mıdır? Kaza 235'ler var. Onlar vardı. Cougar helikopterleri konusu girdi. Daha sonra şimdi işte gene onlar ağır nakliye uçaklarının parçalarını, gövde parçalarını Airbus 400 onların A400M'leri yapıyorlar. Dolayısıyla bu faaliyet tezgah devam ediyor. Ayrıca tabii bizim şimdi bu F-16'larımızın modernizasyonu da orada sürüyor. Bu faaliyet de sürüyor. Dolayısıyla orada bir şey var. Bir de bu Korelilerle galiba KT-1 uçakları burada yapıldı. O da şey gibi uçağı, yani. Evet. Aynı F-16'larda olduğu gibi. Ama esas sevindirici tarafı şimdi biz bir uçak yapıyoruz. Yani uçak kendimize özgü bir kendi mühendislerimizin tasarladığı ve sertifikasyonu da daha yeni alındı. Bir uçak yapıyoruz. Bunun da adı Hürkuş. Ama oraya girmeden önce biz isterseniz bir önce şeyden başlayalım. Yapılan test uçuşlarının da yapıldığı İHA'larla girelim. Şimdi önce ben size... Yani insansız hava araçları. İnsansız hava araçları. Evet. Yani insansız hava araçları nedir? Bu konuda bir önce bir izleyicilerimize bilgi verelim. Birçoğunun tabii ki bu konuda bilgileri vardır. Biz tazeleyelim. İHA'lar havada pilotsuz olarak yerden kontrolle uçurulan, yer görüntülerini alıp bir merkeze nakleden ve o merkezdeki kişilerin izlemek istedikleri bölgedeki görüntüleri gerçek zamanlı olarak izleyip oradan bilgi edindikleri bir hava aracı bunlar. Çeşitli boyutlarda olabiliyor. Hatta saldırı amaçlı yönleri geliştirilmiş. Şimdi göstereceğim. Onların bazı resimlerini de burada sunacağım. Bir saniye. Şimdi bunların en basiti, bunlar kendi aralarında bir kere stratejik ve taktik İHA olarak ayrılıyorlar. Yani kullanım yerlerine göre. Burada gösterdiğimiz mini İHA olarak ifade edilen, bu da bir Türk firması Baykar tarafından imal edilen bir İHA'dır. Bu bir mini İHA. Bu 90 dakika kadar havada kalabiliyor. 15-25 kilometre arasında gönderebiliyor. Taktik. Taktik de değil. Taktik de. Daha fazla. Daha dar alanda. Bu daha küçük bir birliğin kendi yakın bölgesinin çevresine bir mevzinin etrafında görebilmesi için. Bunun şimdi uçuş halindeki fotoğrafını görüyoruz. Bu en son ilk hedef Efes tatbikatlarında bunları görüntülerini gördük. Gayet başarılı olarak görev yapıyor Baykar Makine tarafından üretilmiş. Bu da bu görüntü işte terörle mücadele bölgesi. Göstermiyor ha, şimdi göster. Terörle mücadele bölgesinde gene demin söylediğim gibi bir mevzinin, bir karakolun etrafında bu mesafede görüntü alabilecek bir insansız hava aracı. En basiti bunlar. Taktik İHA'lara gelecek olursak, bu İHA'lar 10 bin metrenin üzerinde. Bunların yüksekliği en fazla 1 metrede görev yapabiliyorlar. Taktik İHA'lar ise 10 bin metre irtifada görev yapabiliyorlar. 350. Ha, bir de bu taktik İHA'lara örnek olarak verebileceğimiz, şu anda biraz sonra geleceğiz. İHA projelerimiz içerisinde bizim taktik İHA'ları gene sivil sektörde üretimin yapılmak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bir proje geliştirildi ve Vestel Savunma Bölümü bu Karayel isimli bu taktik İHA'yı aldı ve bunun üretimini yapıyor. Biraz sonra biz görüntü olarak, hareketli olarak da bu insan hava aracının uçuşunu göreceğiz. Bunların da 6500 metre irtifada görev yapabiliyorlar.
10 ila 20 saat arasında görev yapabiliyorlar havada ve de yine 250-300 kilometreden görüntü gönderebiliyorlar. Bir de uzun, yani yüksek irtifa uzun görev dediğimiz bizim daha çok stratejik anlamda kullanılan İHA'lar var. Onları da TAI üretiyor. Şimdi onu da geleceğiz şeylerine. Ve bu da bizim İHA projemizde ilk önce başlangıçta tasarladığımız İHA'ların yapılana kadar bizim Heron diye ifade ettiğimiz İsrail'den alınan ismini bizim gözcü koyduğumuz bu İHA'lar şu anda 10 tane alınmış durumda biliyorsunuz. Bunlarla Güneydoğu Batman'daki merkezde bu filolar görev yapıyorlar. Bunların görev irtifaları 10.000 metre, 30.000 fit, 24 saat görev yapabiliyorlar havada ve gene 350-400 kilometre mesafeden veri gönderebiliyorlar, size veri aktarabiliyorlar. Bu da biraz evvel silahlı dediniz, işte Predator denen adı verilen Amerika'nın kullandığı, bugüne kadar Irak'ta konuşlandırdığı, bu bir silahlı İHA. Yani bu aynı zamanda üzerindeki şu anda gözüken Hellfire füzesini de kullanabilen bir İHA. Ama şu anda bize bunlardan 4 tanesi İncirlik üstünde üstlenmiş bulunmakta. Dışişleri Bakanımıza ifade ettiği gibi bizim sadece gösterdiğimiz güzergah üzerinde görev yapıyorlar ve görüntü aktarımında ortaklaşa alıyoruz ve bilgi paylaşımında da bizimle bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Şimdi bu görülen de bir İtalya'nın kullandığı yerde bir Predator. Biz bunu kullanıyoruz. Yani bu şu anda şeydeki silahsız olarak incelikte kullanılıyor. Bir de daha büyük çapta İHA'lar var ki bu Global Hulk denen. Bunlar, bu jet motorlu galiba. Bu evet. Bunun mesela yüksekliği 20.000 metrede bunlar görev yapabiliyorlar. Yani 60.000 fitte kadar çıkabiliyorlar. 36 saat gayet rahat görev yapabiliyorlar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı stratejik İHA'lar. Bu da bu resimde İHA'nın, yani insansız hava aracı Global Hawk'ın büyüklüğü yönünden bir fikir versin diye koyduğumuz bir resim. Vallahi zaten Sayın Albay'ım, yani açıkçası galiba bu şimdi bizim de içinde bulunduğumuz F-35 projesi ki 5. nesil savaş uçağıdır. O F-35'ten sonra da galiba savaş uçakları tamamen pilotsuz olacak diye söyleniyor. Yani pilotsuz uçaklara daha çok zaman var mutlaka ama gidişat belki onu gösteriyor. Tabii yani zaten F-35 daha piyasaya çıkmadı. Türkiye bile 2015'te ancak 2 tane alıyor. Çıktıktan sonra da bunlar 20 sene kullanıldıktan sonra işte ondan sonra zaman herhalde pilotsuz uçaklara gelmiş olacak. Evet. Şimdi gelelim bizim özgün Türk İHA'sına. Bunu bizim TAI kuruluşumuz 24 Aralık 2004'te imzalanan bir anlaşmayla başlattı bu projeyi. Arkadaşlarımız görüntülerini verirlerse bir numaralı klibimizde hem onun üzerinde de konuşabiliriz belki. Bu insansız hava aracı TAI tarafından geliştirildi. Ancak üzerindeki çeşitli sensörler, şimdi şu anda görüntüsünü gördüğümüz bu insansız hava aracı üzerinde bilgi verilmek üzere hazırlanmış bir görüntü bunlar. Aracı tanıyabilmemiz için. Bu aracımızın... Anka bu tamamen yerli olacak. Evet, bu Anka'nın İşte kanat açıklığı 17 metre, boyu 8 metre olan, bu da 10.000 metre irtifada görev yapabilen ya 24 saat süreli görevde kalabilen, evet, Anka ismini şimdi verdi. Bu insansız hava aracımızın veri terminali kendisi hakkında
Bu görüntüler bize bir fikir verecektir. Modüler bir yapıya sahip. 17.3 metre kanat açıklığı var. Bayağı planör gibi bir uçak yani. Yani bu şimdi tabii planör çok farklı. Bunun arkasında kendi 160 beygir gücünde jet motoruyla çalışan dizel, jet yakıtıyla çalışan dizel motoru var. Şu anda kalkışını izliyoruz. Biraz sonra biz onun bir test uçuşu var. Onu da çok kısa olarak göreceğiz. Burada sadece bilgilerini alıyoruz. 30 bin fitte görev yapıyor. 24 saat uçuş süresi var. Üzerindeki her şey yedeklenmiş vaziyettedir. Otonom bir uçuş dediği, demek istediği bu yani kendisine programlanmış bilgisayarına programlanmış olan bölgeyi kendi başına uçuş imkanına sahip bir hava aracı. Kendi kendine eğer bir sorun olduğu takdirde üstüne dönebilme imkanına sahip. Yani iletişim koptuğu zaman halinde, evet. Koptuğu zaman. Uçuş parçaları hepsi yedeklenmiş vaziyette. Bu kapanabiliyor ve C-130'da taşınabiliyor. Bu şekilde yani üzerindeki şeyin kanatları yani, kapanıp evet, evet. C-130'da çok rahat taşınabilme imkanına sahip. Şu anda gördüğümüz Aselflir 300 yani şeyin Aselsan'ın ürettiği Flir cihazı şu anda ondan alınan görüntüleri görüyoruz. Hem ayar görüntüleri hem de hakiki bunlar da yer veri terminali, görüntü kıymetlendirme sistemi hepsi bir arada komutanlığa ulaştırılıyor. İlk önce Anka'dan gönderiliyor, oradan bu bir SAR radarı, bu SAR radarı da gene Aselsan tarafından üretilmiş radar. Veri linki sistemini göreceğiz ama üstünde bunu Savronik şirketimiz üretti. Aynı zamanda SDT de havada veri kayıt kabiliyetini de sağladı. Aracın görev planlaması ve görev yönetim planlamasını ise hazırlayan Milsoft ve STM şirketleri. Bunlar da Türk şirketleri. Burada gördüğümüz işte bu otomatik uçuş planının ve üzerine yüklendiği planın arazide görüntüsü. Bu da kontrol paneli. Yani uçağın havadaki uçuşunu buradaki pilotlar yönetiyorlar ve oradan aldıkları görüntüleri de ekranda bu şekilde görebiliyorlar. Her şey dijital ekranlarda gözüküyor ve uçak salimen tekrar piste iniyor. Tabii bu görüntü şu anda dijital görüntü. Biz biraz sonra uçağımızın ilk uçuşunu gerçek görüntülü olarak göreceğiz. İsterseniz onu da verelim. İki numaralı şeyi hemen ona da uçuş şeyini de görmüş olalım. Uçuş klibini. Onu sesli verebiliriz. Tabii bu evet. Tabii bizim için gerçekten çok övünülecek bir kuruluşumuz. Evet. Bu Anka konusunda da ilk uçuşumuz da bayağı oldu. Yani neredeyse şimdi artık bu uçağın seri imalatına geçişi başlayacak. Evet.
Mürtet'te mi bu? Akıncı. Anka uçağımız böyle. Şimdi bununla tabii gurur duyuyoruz. Çünkü dünyada bu uçak tipinde İHA imalatında bulunan çok az sayıda ülke var. Ve başkalarına muhtaçtık bugüne kadar. Başkalarına muhtaçtık şu anda, evet. Buna da sahip olmanın sevincini yaşıyoruz. TAI'nin diğer önemli projesi ise Hürkuş. Demin bahsettik. Evet. Hürkuş başlangıç temel eğitim uçağı olarak düşünüldü. Fakat iki tipte şu anda, bir A tipi bir B tipi yapılıyor. Bir sivil ticari olarak da üretilecek. Bir de askeri tipi üretilecek. Bu uçağımızın 2007 yılında İLEF fuarında anlaşması imzalandı. Hatta o törende Vecihi Bey'in kızı hanımefendi de bulundular. Adına Hürkuş verildiği için. Bu uçağımız 250 nas sürat yapacak, artı 7 eksi 3.5 G limitlerine sahip olacak. Kanat uzunluğu 10 metre 45, irtifası 30 bin, menzili ise 1478 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Aynı zamanda askeri tipinde ileriki zamanlar kullanılacağı için bir savaşma kabiliyeti de sağlanacak bu uçağımızın. İsterseniz çok kısa, onunla da ilgili çok bir klibimiz var. Evet. O uçağımızla da ilgili o bilgi klibini izleyicilerimize sunalım. Ya Vecihi Bey'in fotoğrafını görüyoruz burada.
görüntüler uçak henüz şey olmadığı için dijital görüntüler olacak. Ama izleyeceğimize uçak fikir hakkında verecek. Bir fikir verebilecek. Tamamen sayısal head-up display olacak üzerinde. Kokpit çok modern bir kokpit olacak tabii. G kabiliyeti olduğu için akrobasiye de bir ölçüde uygun yani. Güzel. Evet. Çok iyi. Şimdi biraz sonra uçakla ilgili üzerinde zaten görüntü üzerinde şeyler verilecek. Bilgiler verilecek. İzleyicilerimiz İngilizce ama bir... Yani çok güzel loop yaptı, tono yaptı. Evet. Bayağı işte G limitini veriyor şu anda. Evet, veriyorum. Tırmanma hızına 15 bin fite, yani 5 bin metreye 5 dakikada çıkabilme imkanına sahip olacak. 250 knot. Anti-G sistemi olacak üzerinde. Evet. Basınç sistemi var. Sistemi içinde. Var ya, basınca evet. Karşı evet. Fırlatma güvencesi evet. Var. Öğrenci, evet. Eğitim gören evet. Öğrenciler için. Dijital aviyonik sistemler işte biraz evvel bahsettiğimiz şeyler olacak üzerinde. Oksijen üretebiliyor. Evet. Sistem kendi üstünde, evet. Uçağın üstünde. Ve 35 yıl bu uçaklar görev yapabilecekler. Çok güzel yani bir uçak. Bu da bizim yakın bir zamanda... Yani gökyüzünde göreceğimiz. İnşallah. Ve bundan sonra tabii aslında bu bir başlangıç olacak belki. Daha sonra jet uçağına geçiş, daha diğer hava araçlarına geçiş. Bir de şimdi biraz sonra hemen son olarak anlatacağımız bizim Atak helikopter bir projemiz var. Aslında bir maceramız var 96 yılından beri evet. Devam eden. Onu da ele alınış biçimiyle söylersek. Evet. Sonuçta TAI bir helikopter üretim merkezi haline de geldi. Çünkü şimdi bahsedeceğiz. Bayağı ciddi çalışmalar evet. Yaptı bugüne kadar. Kugarlarla başladı değil mi? Onlar tabii bir şeydi. Ne montajdı. Derler, montajdı. Ama bir başlangıçtı. Burada tabii bir bu projede Atak 2 diyoruz biz buna. Çünkü daha önce Atak 1'de yani 1996 yıllarda 2004'e kadar süren bir süreç var. Bell helikopterin AH-1Z diye şey yani süper kobraların Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadelerine ait olanlarının tekrar konfigüre edilmiş ve güçlendirilmiş halini biz de bunlar ilk önce kazandı onlar bu işe başladı fakat süreç o kadar bir şey ilerledi ki yani Bell helikopteri çıkmaza girildi ve 2004 yılında o proje iptal edildi. Daha sonra 2007 yılında tekrardan bu ihale başladı ve 2008 yılında Augusta Westland, İtalyan Augusta Westland firmasının Mangusta A-129 helikopteriyle bir şeye varıldı. Anlaşmaya varıldı. Bu helikopterle yapılan anlaşma 51 adetlik şu andaki şeyde %60 yerli imalatı sağlayacak şekilde yapıldı. Ve Türkiye burada en önemli tarafı da bu helikopterin Türkiye tek üreticisi olacak. Yani üçüncü ülkelere de satış imkanı da var. Dolayısıyla adı da T-129 olarak konmuş olan bu helikopter sonuçta 3 adedini Augusta prototip olarak imal edecek A-129'un. Ben burada bu helikopterin A-129'un bir iki görüntüsü var. İzleyicilerimiz ilk önce fotoğraf olarak sunmak istiyorum. Burada şimdi izleyicilerimizin ilk göreceği Augusta A-129'un pistte kokpit bölümünün görüldüğü bir resim. Arkadaşlarımız birazdan verecekler. Gördüler. Evet. Bunu böyle devam edecek olursak yani şu anda görülen konfigürasyon A-129. Biraz sonra bizim deneme uçuşunda tekrardan vereceğimiz ise T-129 olarak tamamen bizim milli evet. Onun ne farklar var?
arada ne farklar var onları biraz sonra arz edeceğim. Bu fotoğrafta işte A-129'un uçuş fotoğrafları. İzleyicilerimiz bu A-129 hakkında bilgi sahibi olsun için bunları. Evet. Şimdi bu anlaşmada önemli olan taraflar şunlar. Bir kere ana yüklenici Tay'ı. Yani bunun alt yüklenicisi Augusta Westland olarak bulunuyor. Ayrıca Aselsan ve Roketsan da alt yükleniciler ve bu helikopterimiz üzerindeki iş payı sahibi olan. Bu roketleri de Roketsan mı yapacak? Aynen. Şimdi ona Hellfire mıdır nedir? Hayır. Şimdi o da, onu da biz yapıyoruz. Onu da ileriki vakit bulursak konuşuruz. Füze ve kara araçlarında. Evet. Uzun menzilli tank savar sistemleri diye UMTAS adında Roketsan tarafından araştırma geliştirme yoluyla üretilen tank savar füzelerimiz var. Olacak. Bir de Cirit füzesi var ki o da resmi göreceğiz biraz sonra. Onlar da bu Roketsan üretimi olarak bulunacak. Ana yüklenici Tay'ın buradaki görevleri bir kere program ve sözleşme yönetimi başta olmak üzere sistem entegrasyonu, üretim, mühendislik ve lojistik destek. Augusta Westland bu helikopterin gövdesini, motorunu, aktarma organlarını veriyor. Verdiği destek ve üç tane prototip imal edecek, ediyor, etti. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Aselsan burada bizim için en önemli tarafı ilk projede, Atak 1 projesinde de biraz çıkmaza girdiğimiz konu görev bilgisayarıydı. Görev bilgisayarı demek sizin bu helikopterle çıktığınız görevde yapacağınız tüm faaliyetleri planladığınız, beynine yüklediğiniz o bilgisayarın size ait olması. Yazılımının size ait olması. Bu çok önemli. Burada şimdi tabii bunu Aselsan üretiyor. Ki bu konu geçmişte F-16'larda falan sorun olduğu başka alacağımız platformlarda bu görev bilgisayarlarının değil mi %100 milli olmaması, kaynak kodlarının bizde olmaması sıkıntı yaratıyordu. Yani şimdi şu anda bu helikopterde böyle bir problem sorun yok. Burada yok. Milli tamamen. Evet. Aviyonik bütün sistemler gene Aselsan'a ait. Üzerindeki flirleri, Asel flirler, elektronik harp, muhabere sistemleri. Roketsan biraz evvel söyledik. Cirit ve uzun menzilli silah şeyler. Dolayısıyla bu konuda Aselsan'ın en önemli katkılarından bir tanesi de bu helikopterde pilotun kaska monteli bir nişangah sistemi olacak. Yani pilot kafasındaki kasktan herhangi bir hedefi gördüğü zaman ona karşı döndüğünde ona angaje olabilecek, silah kullanabilecek. Augusta Westland demin söylediğimiz gibi motorunu bir de hava aracı durum izleme sistemini yerine getirecek. Bu helikopterimizin azami kalkış ağırlığı 5 ton. Bu önemli. 278 kilometre saat. Ha, bu görünen görüntü, sağdaki görüntüyü veriyor arkadaşlar, çok güzel. Augusta A-129'un hangi görevleri yaptığına dair bir bilgilendirme klibi. Atışları gösteriyor. İşte hedefe isabet oranlarını gösteriyor. Biraz evvel üzerindeki topla atış yaptığı topta Gatling Otomelara 20 milimetrelik 3 namlulu Gatling topu var. Biz de onu kullanacağız. Yani aynı topu kullanacağız. Şu anda topunu kullanıyor. 20 metrelik topu kullanıyor. Cirit tabir ettiğimiz onların özel yuvarlak serbest füzelerinden kullanıyor. Şimdi T-129'a biz tabii bu T-129'un adını vererekten bir tim kurulmuş durumda. Atak tim. Tay'ı ve Aselsan ve Augusta Westland tarafından oluşturulmuş. Bu şimdi bu nasıl görev yapacak? Onu bakın burada gene İHA olaya giriyor. Olayın içine giriyor. Burada bir durdurabilir miyiz bir saniye görüntüyü? Şimdi biraz evvel İHA'lardan bahsederken yaptığı en önemli görev aldığı bilgileri bir yere aktarıp oradaki merkezdeki karar vericilere o görüntüleri göndermek. Şimdi A merkezli harp denen bu günümüzün yeni bir konseptinde hedef tespit edildikten sonra
o hedefin vurulma süresi, arada geçen süre kısalmaya başladı. Bu çok önemli. Yani bir zamanlar hedef tespit görüldükten sonra merkeze bildirilip o hedefin ateş altına alınması için geçen süre 24 saati bulurken ikinci Körfez Savaşı'nda bu 1 saate kadar indi. Şu anda 5-20 dakikalara kadar inmiş durumda. Pardon. Güzel bir örnek değil ama yani üzülerek söyleyebileceğimiz bu en son hava kuvvetlerinin yaptığı hava taarruzunda maalesef işte 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Efendim, bu olayda da gene İHA'ların bu görüntüyü aldığını ifade ediliyor. Eğer İHA aldıysa İHA bunu işte bu merkeze bildirip oradaki değerlendirme sistemi belli bir süre içerisinde sürat gerekiyor. Çünkü bu o zaman hedef oradan kalkabilir. Tabii orada alınan görüntünün nasıl değerlendirildiği tabii bizim konumuz dışında. Ama teknik olarak o görüntü gerekli merkezlere ulaştıktan sonra görüntüye ait olan hedefin bir an evvel ateş altına alınması için geçen sürenin kısaldığını ifade etmek istiyorum ben. Şimdi burada gene o görüntüden devam edebiliriz. Bir senaryo gösterecek şey, görüntüler. O senaryoda da işte İHA'nın verdiği bilgi, görüntü burada gözüküyor. Dolayısıyla onu merkeze gönderiyor. Karargaha gönderiyor. Karargahta buna müdahale edecek olan ekip onu değerlendiriyor. O hedefin neye ait olduğunu ve bu bir düşman hedefi olduğunu ve oraya yapılacak olan operasyonu karar veriyorlar ve buna iki tane taarruz helikopteri A-129 çıkacak ve bu helikopterler oradan kalkıyor, işte bu hedefi ateş altına alıyor, yani tesissiz hale getiriyor. Bu şu anda bizim gene kullanacağımız T-129'un da kokpitinin bir eş değeridir. Bizim de helikopterlerimizin kokpitleri gene bu dijital sayısal MFD dediğimiz üzerindeki silah sistemi. Bu roket şu anda çıkan, işte roketleri görüyoruz. Sol tarafında bu da gene aynı sol tarafta da roketler var. Ve ayrıca havadan havaya Stinger füzesi de kullanabiliyorlar. Hava taarruzu da yapabiliyorlar. Yani bu tarafta tank savar var. Evet. Bu tarafta hava yani silahı. Uçağa karşı da kullanabilir. Tabii. Evet. Yani burada işte silah seçim ekranında da onu pilot görebiliyor. Buradan helikopterler kalkıyor. Ondan sonra da görev bölgesinde aynı zamanda eskort da yapabiliyor. Yani kendi bir hava ulaştırmasını yapan bir birliğin yan emniyetini de sağlamada da bu görevi yapabiliyorlar. Tamam. Devam. Evet. Şimdi buradaki görüntülerde gene sayısal olarak görüyoruz. Burada bir nakliye filosunu, yani biz onlara bizim Sikorskiler diyebiliriz. Onları eskortluyorlar. Gatling topuyla herhangi bir hava muharebesi yapabileceği gibi korumak amaçlı onu gösteriyor. O hedefleri de taarruz altına da alabiliyorlar. Bunlar 8 adet tank savar silahı taşıyabiliyorlar. 2 tane 4 adet Stinger füzesi taşıyabiliyorlar. İşte demin bahsettiğim 3 namlulu 20 milimetrelik Gatling topu var. 2 adet de cirit. Hmm. Şimdi biz şeyimizin, bu helikopterimizin ilk uçuşla ilgili deneme uçuşunu görelim. Onunla da programı bağlayalım. Ki şunu da söylemek gerekir, eğer bu 50 veya 51 neyse platforma sahip olduğumuz zaman, bir de galiba bunun opsiyonu da var, bir 50 kadar da bir opsiyon 40, var 40 kadar 40, 40, Türkiye 40. Dünyada bu taarruz helikopterleri konusunda da önemli bir filoya sahip olan bir silahlı kuvvetleri olacak, yani çok önemli bir envanterimiz olacak taarruz helikopterleri konusunda. Evet, 7 numaralı klibimizi kullanırsak bu bizim evet ilk uçuşumuz 17 Ağustos 2011.
İşte bu da bizim üzerinde Aselfür var bunun. O günkü bunu sesli verebiliriz şeyimize, görüntüleri. Motoru var. 5 palli. Söyleriz. Bu loop da yapabilir. Çift pal olunca. Evet. Güzel. 5 pal var. Evet. 2 dakikamız var. Şey. Tamam. Biter. Biter. Yani bir yerde istersen kıstırırsın. Evet Sayın Kutluhan, geçtiğimiz ay içinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayimizin tanıtımı konusunda deniz kuvvetlerimiz ve özellikle de MİLGEM'i ele almıştık. Bugün de havacılık konusunu, havacılığımızın, silahlı kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin tarihçesini ele aldık ve hava sanayisini, uçak sanayisini ele aldık. Bu konuda çok vaktimiz yettiğince yani. Evet, çok ilginç tabii, bize teknik bilgileri detaylarıyla aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bundan sonra da inşallah önümüzdeki programda veya programlarda kara kuvvetlerimizi ve kara kuvvetlerimizin yeni platformlarını ele alırız diye düşünüyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün bizi onurlandıran konuğumuz emekli deniz piyade albay ve Savunma ve Havacılık Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Bora Kutluhan'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok değerli bilgiler verdiler. Bugünkü strateji özel programımızın sonuna geldik. Bundan sonra da tekrar beraber olmak umuduyla hoşça kalın, esen kalın efendim.